CES 2023'te gerçekten gurur duyduğum bir yerdeyim arkadaşlar. TOG'un standındayım. Yanımda da CEO Gürcan Bey var. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. CES gerçekten çok değerli bir yer. Son yıllarda da artık böyle otomotiv fuarına doğru dönüşmeye başladı kendi içinde. Çünkü teknoloji dönüşüyor. Ben çok gurur duydum. Geçen sene gelememiştim. Ama buradaki ilgiyi nasıl başardınız? Yani TOG artık zaten hiçbir zaman bir otomobil şirketi değildi. TOG da zaten bir otomobil olarak geçmiyor. Akıllı cihaz diyorsunuz. Doğru. Bu ilgiyi nasıl başarabildiniz? Her şeyden önce bizim projemizin çok ilginç, ilgi çekici bir hikayesi var. Yani olay sadece bir otomobil değil, daha ilk günden itibaren otomobilden fazlası dedik. Otomobilden fazlasının olmasının sebebi de tüm dünyadaki teknolojinin gelişmesiyle beraber, sizlerin, bizlerin, yani bizim kullanıcıların hayat tarzlarının değişmesiyle, alışkanlıkların değişmesiyle çok farklı bir noktaya evriliyor. Biz de onun evriliminde, gelişiminde, teknolojiyle beraber, kullanıcı deneyimiyle beraber ürünlerimizi, hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Şimdi biraz önce dediniz ki daha fazla otomobil üreticileri geliyor. Doğru, otomobil üreticilerinin gelmek zorunluluğu da otomobilin bir taraftan elektronik ve teknolojik olarak gelişmesine bağlıyorum ama öbür taraftan da artık sadece bir otomobil sergilerinin, fuarların çok da fazla ilginç olmadığını düşünüyorum. Şimdi dünyanın teknoloji merkezi burası. Yılda bir kere bütün büyük teknoloji şirketleri, tüketiciler, kullanıcılar beraber geliyorlar ve geleceğin teknolojilerine bakıyorlar. Dolayısıyla biz de geleceğin teknolojilerini, yani mobilitenin bizim açımızdan, mobilitenin yarının yarından sonrasını sergiledik. Çok kuvvetli, muhtemel de bizim gibi bütünsel olarak bu yaklaşımı sergileyen birileri yok. Onun için çok ilgi görüyoruz. Aslında bir ekosistem oluşturdu artık TOG. Yani kendi içinde bir Alman otomobil üreticisinde şu an burada olan ilgi yok. Ben özellikle dün az önce sizin kurumsal ekiple de konuştuk, bunu anlattım. 3 kere, 4 kere, 5 kere gezdim burayı ve hiçbir şekilde buradaki o ilgiyi göremedim diğerlerinde. Siz bir bütünden bahsettiniz, gelecekten bahsettiniz. Burada göstermiş olduğunuz Beyond X var yanımızda hemen. Evet. Bunu anlayamadı bazı insanlar. Biz anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince. Siz de anlattınız ama çok kısaca bir özetleme şansınız var mı? Özünde bizim hayatımızdaki yaşam alanları birleşiyor. Yaşam alanları birleşmesi demek bizim evimizde, ofisimizde alışkanlıklarımız ve bu alışkanlıklar da tabii zaman içerisinde değişiyor. Özellikle akıllı cihazlarla, bağlantılı cihazlarla beraber değişiyor. Bu yaşam alanının değişimini ve hepsinin bir bütün olarak o akıllı cihazın içerisinde bir yaşam alanına dönüşümünü aslında burada anlatıyoruz. Bir taraftan fiziksel bir dünyanın gelişimi, öbür taraftan dijital dünyanın etkileşimiyle duyulara ve duyular harekete geçiren bir deneyim yaratıyoruz burada, yaşatıyoruz. İçeriye girdiyseniz eğer tünelin içerisine, gerçekten baktığınızda fiziksel olarak dönmesi de başınızı döndüren bir etkileşim var orada. Yani kesin. Bu başınızı döndüren derken tünel içerisinde belki iki anlamda da söyleyebiliriz ama bu dijital dünya ile yani Metaverse'e doğru gidecek olan dünyanın bizler üzerinde alışkanlıklarımızla, eğlence dünyamızla etkilerinin ilk işaretleri, öyle diyebilirim. İlgi de oradan geliyor zaten. Hiçbir zaman burada kuyruk eksik olmadı. Evet, şu an hatta sabah çok erken bir saat. Açılmadı burası daha. İçin. 9.24 şu an biz bu kaydı aldığımız saatte ve yine orada sıra var. Biraz böyle TOG'dan bahsettik. Ve ben 29 Ekim'de fabrikadaydım açılışta. Orada çok fazla mühendisle görüşme, tanışma şansım oldu. Çok gurur duydum. Çünkü ülkemizde müthiş bir, biliyorsunuz, beyin göçü yaşanıyordu bir ara. TOG büyük bir fırsat diye düşünüyorum. Yani burada bir beyin göçünü tersine çevirebilecek bence en etkili şirketlerden biri olabilir. Mutlaka ülkemizde çok değerli teknoloji şirketleri var, çok değerli şirketler var, geliştirmeler yapan ama TOG bu konuda bir teşvik veriyor mu? Ya da siz nasıl buldunuz? Bu ekibi nasıl kurdunuz? Ekip çok iyi çünkü. Çok değerli insanlar var içeride. Nasıl oluştu bu ekip? Birincisi şöyle, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri, öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri bir noktada birleşebilmeleri onlara verilecek en büyük teşvik. Yani benim Türkiye'ye yıllar sonra geri gelmemin önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü ben de bir mühendisim ve hayatımda, hayalimde gerçekten böyle bir şeyin olabileceğini hep düşünürdüm ve böyle bir fırsat çıktığı zaman da hiçbir zaman düşünmedim. Ve geldim. Bunun gibi şu an 32-33 tane arkadaşımız var yurt dışından bize geri gelen. Bu arada şunu da vurgulamak istiyorum. Yani birilerinin yurt dışına gitmesi, yurt dışına tecrübe edilmesi, geri gelmesi bunlar çok bence doğal olmalı. Önemli olan projelerde, platform projelerinde geri geldikleri zaman hem tecrübelerini hem de hayallerini hayata geçirebilmeleri. Peki siz yaklaşık 3-4 yıl önce bu projeye başladığınızda hayal ettiğiniz yerde misiniz yoksa daha öteye mi gitti şu an işler? Başından itibaren otomobilden fazlası dedik, mobility ekosistemi dedik, örneğin CES'e gideceğiz dedik, CES'te kalıcı bir şekilde devam edeceğiz dedik. Ama geçen sene mesela 2400 katılımcı arasında 6.
en beğenilen standlardan birisi olarak seçildik. Bu sene ilgi ortada. Beklentilerimin bir tık ötesinde diyebilirim ama biraz önce bahsetmiş olduğunuz yani o mükemmel ekibin bir araya geldiği zaman neler yaratabileceğini, o kadar akıllı beyinlerin, yaratıcı güçlerin bir araya geldiği zaman neler tasarlayıp hayata geçirebileceğini görüyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Burada bahsettiğiniz aslında ekosistemi oluşturan bir yeni, bizlerin de çok kısa bir süre sonra buluşacağı bir uygulama var. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Özellikle akıllı cihazı satın almak isteyen, daha doğrusu otomobili satın almak isteyen insanlar için bazı fırsatlar var. Çok bekleniyor, çok kısa bir süre kaldı gerçekten. Ben de o sıraya girecek insanlardan biriyim ön siparişi açıldığında. Nasıl ilerleyecek süreç? Şimdi olayın iki boyutu var. İsterseniz şeyi bir anlatayım bu ön sipariş konusuna. Orada şöyle ilerlemeyi düşünüyoruz. Biz mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde beklentileri karşılayabilecek ve o beklentilerin karşısında gerçekten teknolojiyle ilgilenenlere ve gerçekten o akıllı cihazın kendisiyle ilgilenenlere de eşit şansları sağlayacak şekilde bir imkan sağlamak istiyoruz. Düşündük, taşındık ve dedik ki biz bunu bir NFT yarışması üzerinden, daha sonra bir dijital yarışma üzerinden, NFT yarışması aslında yarışmadan ziyade daha ziyade bir açık artırma gibi düşünebiliriz. 2023 biliyorsunuz, evet. Yani bizim için çok önemli 100. Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023 adet limited edition, sınırlı sayıda özel araçların NFT'lerle beraber onların satın alma hakkını ihaleye çıkarmak istiyoruz. Örneğin ben Antalya'dayım, 07'yi almak istiyorum. 07, 2023'ten 07'ye. Benim için çok değerliyse, sizin için de çok değerliyse ikimizin arasında bir yarışma olacak. Yarışma öyle düşünelim. Birincisi bu. Daha sonra da geri kalan araçların önemli bir kısmında şöyle ilerleyelim istiyoruz. Şimdi yeni teknoloji her zaman için o teknolojiyi isteyen, seven ve uygulamakta öncelikli olmada böyle heyecan duyan insanların gücüyle, enerjisiyle ilerliyor. Dolayısıyla o dijital bir yarışmayla orada da o yarışmayı şöyle düşünebilirsiniz. Biraz oyunlaştırılmış, biraz bilgi yarışması, biraz şeyin içerisinde, bu mobilite dünyasının içerisinde ufuklar açacak şekilde hani tutorial'larla beraber geliştirecek bir şekilde düşünüyoruz. Oradaki amacımız da o ilgili arkadaşlarımızın içerisinde yukarıdan aşağı o ranking puan sıralamasına göre bir dağılım yapmak istiyoruz ön siparişi konusunda. Geri kalanında da eğer digital native değilseniz ve mutlaka sahip olmak istiyorsanız kuraya yazılabilirsiniz. O da noter huzurunda. Çekilecek. Evet, kurayla çekilecek. Şimdi bu olayın şey boyutu, hani o ön siparişi nasıl organize edeceğiz? Peki bunu organize ederken nasıl bir araç kullanacağız? İşte sizin biraz önce bahsettiğiniz bir uygulamayı, True More uygulamasını. More than a car'dan geliyor. Evet. Truly More than a car uygulaması. İlla ki bir araca sahip olmanız lazım değil bu arada öyle bir uygulamayı kullanmak için. Bunun içerisinde 4 tane dijital ürün portföyü var. Birincisi Go More dediğimiz lokasyon bazlı servislerde kişiselleştirilmiş özel hizmetlerin sunulması. Earn More var. Ödeme sistemleri, puan kazanma sistemleri içeren özellikle bir şeyimiz. Bu arada biliyorsunuz bizim hem akıllı cihazımızın hem de True More'la sahip olabileceğiniz bir dijital cüzdanımız olacak. O dijital cüzdanla beraber bu ödemelerin hepsini yapabileceğiz. Yaptığımız ödemelerin durumuna göre bizim iş ortaklarımızı da biliyorsunuz. İçerisinde Türk Hava Yolları'ndan tam oraya getirecektim lafı. Var. Dolayısıyla oradan toplayacağımız puanlarımızı, hopilerimizi ve herkesin kendi reward sistemleriyle birikecek olan o miktarları belki bir şarj için kullanmak isteyeceksiniz. Belki başka amaçlı kullanacaksınız. Dolayısıyla o Earn More orada. Üçüncü dijital grup, ürün portföy grubu Play More kısmında. Hayatımızı kolaylaştıran, biraz daha böyle oyunlaştırmaya yönelik içerisinde bizi de eğlendirecek konular da içeren bir dijital ürün portföyü var. Dördüncüsü de Scale More. Scale More daha ziyade hep beraber iş ortaklarımızla beraber sinerji yaratıp birbirimize fayda sağlayıp bu ekosistemi geliştirecek bir altyapıyı kurmak. Mesela buraya baktığınız zaman bizim kullandığımız teknolojilerin çok önemli bir kısmını, örneğin gamification, örneğin blok zincir, örneğin fintech, örneğin insurtech, AI, yapay zekanın her türlü türevleri normalde klasik otomobil dünyasında yok. Evet, yok. Ve hiçbir alakası da yok yani. Nerede var? Startuplarda var. O nedenle biz geldiğimiz günden itibaren yüzümüzü startuplara çevirdik. Startuplarla beraber işbirliğini çok önemsiyoruz. O startuplarla beraber oluşturduğumuz o iş ortaklığı, işbirliği çerçevesinde inovasyon yaratıyoruz. Bunun yanında kurumsal şirketlerle de, örneğin Türk Hava Yolları'yla da o inovasyonu sürdürebiliyoruz. Şöyle düşünün,
biz Türk Hava Yolları'yla beraber dünyada ilk defa uçmayan bir cihazla beraber mil kazanacak. Statü mili kazanacaksın. Evet. Bonus mili değil, statü mili kazanacaksın. Kim demiş ki uçmamız gerekiyor? Benim en çok ilgimi çeken şey bu arada o oldu. Siz sürekli hani işte CEO'larla falan bir araya gelip fotoğraf paylaşarak bunu duyuruyorsunuz Instagram hesabınızdan. Ama benim en çok ilgimi çeken oldu. Ben de sürekli iş gereği çok fazla seyahat ettiğim için yani yerde giderken statü mili kazanmak dalga mı geçiyorsun falan diyebileceğim bir gerçekten icat diyeceğim yani çünkü olmasın, öyle yani. Diyeyim. Neden olmasın? Şimdi neden olmasın sorusu bizim hayatımızda o kadar çok sık sorduğumuz bir şey ki bizim kendi içimizde de konuşurken imkansız sadece bir düşüncedir, bir yorum. Yani daha önce birisi yapmadığı için imkansız diye düşünüyor. Şimdi o, bu da öyle konulardan bir tanesi. Bunun yanında işte Migros'uyla, Trendyol'uyla diğer kurumsal şirketlerimizle de beraber yaptığımız temel konu şu. Oturma odamızda, ofisimizde neler yapabiliyorsak onların hepsini artık o akıllı cihazın içerisine getiriyoruz. Evet, ve o deneyimi de orada yaşatıyoruz. Hatırlarsanız bizim akıllı cihazın içerisinde boydan boya evet. Uçtan uca bir ekranımız var. Şimdi o uçtan uca ekranı istediğiniz gibi bölebilirsiniz. İsterseniz videolarınızı izlersiniz, isterseniz yol haritası üzerinden bir şeyler yapabilirsiniz, oynayabilirsiniz veya yani müzik listenizi oradan sergileyebilirsiniz. NFT'lerinizi sergileyebilirsiniz, NFT'lerin ticaretini yapabilirsiniz. Yani adı üstünde akıllı. 24 saat internete bağlı bir cihaz olacak tabii. Bu arada onu da söyleyelim yani o önemli. Orada yer update'i de olabilecek dolayısıyla. Çok az bir süre kaldı. Heyecanınız nasıl? Dorukta. Çok yüksek değil mi? Yani gerçekten çok yüksek bir heyecan var. Herkes de burada müthiş bir motivasyon var. Ben çok teşekkür ederim. Ben burada olmak çok gurur verici. Burada sizinle beraber olmak çok güzeldi. Umarım seneye burada yeni bir cihazla, yeni bir ürünle belki de hep beraber burada lansmanda oluruz diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. CES 2023'ten yepyeni teknoloji videolarıyla karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Teşekkürler.